Bu 9'u 5 geçe saygı duruşu. Bu ak it diye bir boyalı bir şey var, kağıt var. Onlar tabii yine her türlü düşmanlıklarını sergilemişler. Söz konusu Atatürk'se, Atatürk'e saygısızlık bir fikir değil. Atatürk'e düşmanlık bir görüş değil. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar kendi kurucularına böyle hakaretler etmezler. Oğlum evladım, bu ülkede yaşıyorsan ona borçlusun. Siz gidin bakalım medeni ülkelere, kurucu isimlere bizdeki kadar küfür eden, hakaret eden, şerefsiz, alçak, namussuz var mı? Şu an itibariyle dünyanın en iyi yönetim biçimi olan demokrasiye sığınarak ve onu kullanarak, demokrasi yok mu? Bu demokrasi değil. Atatürk'e küfretmek demokratik bir hak değil. Ona saygılı davranmak zorundasın kardeşim. 2534 sayılı Anıtkabir Hizmetleri'nin yürütülmesine ilişkin kanuna göre Anıtkabir Hizmetleri'nin yürütülmesine ilişkin yönetmeliğin törenler başlıklı 35. maddesinde Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışa izin verilmez hükmü yer alıyor. Bu 9'u 5 geçe saygı duruşu. Bu ak it diye bir boyalı bir şey var, kağıt var. Onlar tabii yine her türlü düşmanlıklarını sergilemişler. Bu saygı duruşunu bile hani kul olmayacaktık diye şey yapıyor. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Yani bunlar çirkin ötesi. Bunlar ahlaksızca aynı zamanda. Yani bir düşmanlık ya da fikir, görüş değil. Bazı şeyler vardır. Efendim her görüşe niye saygı duymuyorsunuz? Şimdi görüşe saygı duyulur. Bir fikre saygı duyulur. Ama söz konusu Atatürk'se, Atatürk'e saygısızlık bir fikir değil. Atatürk'e düşmanlık bir görüş değil. Atatürk eleştirilemez mi? Eleştirilir. Ama bunların yaptığı gibi ulu orta, cehalet sarmalanmış şekilde olmaz. Üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapılır. Orada eleştirel bir bakış da belki gösterilebilir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar kendi kurucularına böyle hakaretler etmezler. Oğlum evladım, bu ülkede yaşıyorsan ona borçlusun. Şimdi bunu söyleyince böyle bir takım düşmanlar, cumhuriyet düşmanları, medeniyet düşmanları. Ben daha çok medeniyet düşmanı diyorum. Çünkü yeni olan, iyi olan, ileri olan her şeye karşılar. Kafalarını örümcek bağlamış, gerici, ilkel bir kafa yapısıyla ve bunu bir fikirmiş gibi, bir ideolojiymiş gibi, bir görüşmüş gibi sunmaya çalışıyorlar. Ve ne yazık şu an itibariyle dünyanın en iyi yönetim biçimi olan demokrasiye sığınarak ve onu kullanarak, demokrasi yok mu? Bu demokrasi değil. Atatürk'e küfretmek demokratik bir hak değil. Ona saygılı davranmak zorundasın kardeşim. Yani öyle, benim ne demek fikir değil. Çünkü bu başka bir şey. Bu ülkenin kurucusu. Siz gidin bakalım medeni ülkelere, kurucu isimlere bizdeki kadar küfür eden, hakaret eden, şerefsiz, alçak, namussuz var mı? Bu yeni tür Atatürk düşmanlığı bu. Yani işte devamlı şekil değiştirerek ve eylem biçimi değiştirerek yapılıyor. Şimdi çok açık bu. Bu AKP tarafından gelinmiş, yerleştirilmiş en ön köşe yere. Hem kameraların görüş açısından bakarsanız çok cazip bir nokta. Hem geçecek, önlerinden geçecek devlet erkanına en yakın nokta. Bu densizlikten de öte saygısızlık, hakaret ve tabii çok ciddi bir Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı. Şimdi böyle bir gösteride herhangi bir siyasi parti lideri ne olursa olsun çok da söyleyebilirsiniz. Ama her yerin bir kuralı var. Şimdi burayı yönetenler var. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin himayesinde, onların kontrolünde. Böyle bir törende vatandaşlar öyle sanıldığı gibi hani gelen erken gelen yer kapar falan değil. Hepsi kontrollü giriyorlar. Hepsi bilerek giriyor. Ve orada en ufak bir şeye izin vermezler. Yani siz Anıtkabir'i ziyarete gidin, 15 kişi diyelim ki o merdivenleri çıkarken hiç önemli değil. Herhangi bir şekilde slogan atmaya ya da sesinizi yükseltmeye çalışsanız bile anında gelirler ve hemen uyarırlar. Derler ki bir dakika. Bakın tek bir uyarı almıyorlar. Ama en önemlisi orada Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir siyasi parti genel başkanı var. Ve ona yönelik. En başta onun durun demesi lazım. Bir dakika, burası farklı bir yer. Burası parti mitingi değil. Burası parti toplantısı değil. Meclis grup toplantısı değil. Mesela mecliste de biliyorsunuz bu gösterileri yapıyorlar.
yapması lazım. En ufak bir hareket göstermiyor. Herkes güler bir şekilde, ya ne kadar güzel çocuklar, bravo filan. Orada Atatürk'e eşit koşma çabası, yani abi Atatürk orada yatıyor, ya biz Tayyip Erdoğan'cıyız. Öyle bir rezalet olmaz. Ve bakın, herhangi bir şekilde orada iktidarı rahatsız edecek, bakın kötü bir slogan falan demiyorum ama iktidarı rahatsız edecek bir slogan 3 kişi 5 kişi tarafından atılsa anında başına çökerlerdi. Ve orada size bakın çok samimi söylüyorum, ağızları burunları kırılıncaya kadar da dayak yerlerdi. Çünkü öyle oluyor. Ama bu olmaz. Atatürk'ün önünde ve 10 Kasım'da bu kadar çirkin bir saygısızlık, bu kadar rezil bir davranış olmaz. Bunun affı olmaması lazım. Ama işte görüyorsunuz, bakın özel olarak getirilmiş, köşeye yerleştirilmiş. Şimdi bu belli ki propaganda amaçlı. Bütün halka deniyor ki arkadaş bırak Atatürk'ü, ya Tayyip Erdoğan var. Şimdi Özgür Özel kendince diyor ki işte halk orada bilmem ne. Ya arkası da kontrollü kardeşim. Yani arkadaki normal, benim daha sonra resmi tören bittikten sonra oraya yürekten gelen, Atatürk'e gerçekten bağlı, gerçekten vatansever insanlar mı değil mi bilmiyoruz ki onları. Çünkü onlar da kontrollü giriyorlar. Hepsi aranıyor, taranıyor, bakılıyor öyle. Bir kere Tayyip Erdoğan'ın gittiği yerdeki gördüğünüz her insan kontrolden geçiyor kardeşim. Öyle tesadüf falan yok. Hani görüyorsunuz ya, yok simit veriyor filan. Onların hepsine bakılıyor. Öyle hani rastgele, aa ben yaklaştım konuştum Sayın Cumhurbaşkanı filan, yok öyle şey. Anında paçasından tutar aşağı ediyorlar. Bacak bacak üzerine atıyor, indir diyor. Sigara içenlere söndür diyor. Hiç şey yok bunun. Ama şöyle bir kepazeliğe, bakın bu ikinci ya da üçüncü oluyor. Ve en ufak bir tedbir almıyorlar. Halbuki söylenmesi lazım. En azından hadi diyelim ki Tayyip Erdoğan o şeyini bozmadı. Ya arkada bakanlar bilmem ne, arkada ne oluyor susun bir dakika filan demeleri lazım. Ama propaganda yapmak ve seçim kazanmak uğruna aklınıza gelecek gelmeyecek her yolu deniyorlar. Ama bu ayıp ya. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak.